Tuyoskiye, narod, kırma. Tuyoskiye, narod, kırma. 2003 tarihinde Moskova'da basılmış çok bilimsel bir kitap var. Adından da anlayabileceğiniz gibi Kırım'ın Türk halkları bu kitabın adı. Bu bir standart bir kitaptır. Dolayısıyla Kırım dediğiniz zaman, Türkler ve Tatarlar dediğiniz zaman çok şükür elimizde yeni çıkmış 2003 Tuyoskiye Narody Kırma kitabı var. Bu kitabın özelliği nedir? Üç bölüme ayrılıyor. Üç bölüme ayrılıyor kitap. Dolayısıyla Kırım dediğiniz zaman siz Kırım Tatarları diyorsunuz. Ama aslında bilimsel olarak, tarihsel olarak üç halktan veya üç kategoriden bahsedebiliyoruz orada. Bir tanesini Rusçasıyla Karaimi, Karaim, Karaim. İkincisi Kırımskiye Tatarı, ikincisi Kırım Tatarları, üçüncüsü Kırımçak, Kırımçaki. Demek ki bizim Türkçe'de genel olarak Kırım Tatarı dediğimizi biz orada birbirinden etnolojik, etnik açıdan ve zaman zaman din açısından da üçünden ayrı üç halkı görüyoruz. Zaten kitabın başlığı da bu. Tuyoskiye Türklerin, Türk, narod, halk, Kırım'a, Kırım'ın. Demek ki Karaim. Karaimleri şöyle ifade edebiliriz. İbraniler Karaim der, Batılılar Karaib der. Orada yaşayanlar ve biz Türkiye'de ve Ruslar Karay derler. Demek ki Kırım'dakilerin bir kısmı genel olarak Kırım Tatarı veya Kırımlı dediklerimizin bir önemli bölümü Karay'dır. Bunlar ne Türk'tür. Bunlara ya Karay deriz yahut Karay Türkleri deriz. Bunlardan kimi biliyoruz? Halit Refik Karay. Karay. İzleyicileriniz için önemlidir. Bunlar kara sözcüğünden gelirler. İbrani'de okumak demektir. Ve 15, 16. 17. yüzyılda en fazla şu köprünün Galata yakınında oturdukları için oraya Karaköy denir. Demek ki bugün Karaköy dediğimiz yerlerde eskiden Karay, sizin Kırımlılar dediğiniz Karaylar oturuyordu. İkincisi Kırım Tatarları deriz. Bunlar ayrı bir kategoridir. Dolayısıyla bana tevcih ettiğiniz soruda Kırımları sorduğunuz zaman diğer Tatarları ayırmak durumundayız. Ne demek o? Kazan Tatarları var. Yusuf Akçura. Akçura Yusuf büyük tarihçimiz, bilginimiz. Kısmen kim Kazan Tatarlarından? Lenin. Lenin'in bir tarafı Kazan Tatarı'dır. Ve Azerbaycan'da da dışarıdan baktığınızda Tatar denir onlara. Onları da ayırıyoruz. Bu nedenle sorduğunuz soruya yine de soru sorarsanız İlber Ortaylı arkadaşımızı ayrı tutuyoruz. Zaten bu şu sıralarda da bir ödül de almadı. Gittikçe de ödülsüz bir yere doğru gidiyor. Bunu da ayırmış oluyoruz. Dolayısıyla Kırım Tatarları dediğimizde bunları ayırmış oluyoruz. Ha, bunlardan Karaylar Karay dini veya mezhebindendir.
Çok enteresandır bunlar. Yahudiliğin bir koludur Karaylar. Kara oradan gelir. Kırımçaklar, Türkiye'de de bu isim ve soyada yaklaşıyoruz. Onlar da net olarak Yahudi kabul edilir. Kırımskaya, Kırımskiyi Tatari, Kırım Tatarı dediğimiz genellikle Müslümandırlar. Türkçe'de konuşurlar. Tekrar edecek olursam Karaylar, Karay Yahudisi denilen çok tipik veya Karay Türkü denilen çok tipiktir. Son derece tipiktir bunlar. İnanılmaz güzel arı bir Türkçeleri vardır. Ve aynı zamanda da 8. yüzyılda ortaya çıkmış olan Karayim kolundandırlar. Dış görünüşlerinde Müslüman ama ayinleri, pek çok ayini Karayim, yani İbraniyettir. Şimdi bu sorduğunuz bunun ötesinde izin verirseniz iki ayrıntıyı daha yapayım. O da şu. Son derece ödül alıyorlar, şu yapıyorlar, bu yapıyorlar. Bunlar doğru. Ancak AKP ile beraber en fazla ödül alanlarda dediğini, kim ödül aldı dediğiniz zaman hatırladığımız, ki yeni kitabımda Çöküş'te de tekrar tekrar ortaya çıkarttığım, birincisi kimdir? Jack Kamhi. İkincisi kimdir? İhsan Doğramacı. Burada ne söylüyoruz? Jack Kamhi Türkiye'de aşağı yukarı sivil kesimin haham başı gibi bir insandır. Yani dini kesimin Yahudidir. Buna bir itirazımız yok. Doğramacının ise ana dilinin İbrani olduğunu göstermiş oluyorum. Bu birinci ayrıntıdır. Bu ödüllendirmeyi bunlardan çok fazla ayrı düşünemeyiz. Daha ayrı düşünemeyeceğimiz nedir? İkinci noktaya geliyorum. Verdiği bütün ödüllere bakmak durumundayız. En önemli ödülleri Kamhi ile Doğramacı'ya verdiler. Kamhi bir biliyoruz, onlara hiçbir karşıtlığımız yok. İsrail'le Türkiye arasındaki ilişkiyi kuran zengin Yahudilerden bir tanesidir. Ona verdiler. Niye verdiler? Onu ben kitaplarımda yazacağım. Öbürü de Doğramacı. Doğramacı da bunu gayet kitaplarımızda da çıkarttık. Kendileriyle övünürken söyledikleri ana dili İbrani. Ana dili gibi İbrani. Dolayısıyla buradan iki büyük örnekten söyleyebiliriz ki bunların çıkarttıkları tamam Karaydır, şudur, budur ama böyle bir eğilimi görüyoruz. Zaten benim de Türyeski Narodi Kırım'a kitabından da verdiğim bilgilere göre bunlar Kırımçaklar. Türkiye'de var bu soyadla. Kırımçak bu kitapta açıkça söyleniyor ki Kırımçak tipik Kırım Yahudisidir. Kırım Yahudilerine Kırımçak diyoruz. Karaylar var. Bunlar İslam ile İbraniyet karışımı diyebiliriz. Ama bir tür sabateizme benzerler. Bir yanları İbrani, bir yanları da başkadır. Bunlar ayrıca şunu da söyleyeyim ki bunlar nasıl oldular? O tarihte, doktrinde tartışmalıdır. Türk müydüler, Musevi oldular? Musevi miydiler, sonradan Türk oldular? Bu konuda çok ciddi tartışmalar vardır. Kökleri Hazar Yahudilerine gider. Bunlar inkar ederler ama yani inkar ederler, yanlış söyledim, reddederler. Biz hayır derler ama biz bağımsızız derler, biz esas böyleyiz derler. İnkar değil, bilimsel bir reddleri vardır. Benim çok yararlandığım bütün kaynakları, bunların ayinleri İbranidir, Türkçedir. Türkçeyi çok güzel konuşurlar ama Türkçe yazmazlar. Rusça yazarlar. Dolayısıyla
Kırımları incelemek için mutlaka Rusça bilmek lazım. Yani Rusça yazanlar. Şimdi buradan şu noktaya geliyoruz. Sizin sorunuz Ayhan Bey dostum. Ben size başka bu bilgileri şunun için veriyorum. Benim tespitlerime göre Ali Babacan, Cemil Çiçek. Şimdi buradan şu noktaya geliyoruz. Sizin sorunuz Ayhan Bey dostum. Ben size başka bu bilgileri şunun için veriyorum. Benim tespitlerime göre Ali Babacan, Cemil Çiçek ve üçüncüsünü de söyleyeceğim. Şu anda AKP'nin hükümete getirdiği en önemli yerlerde 3 tane Kırımlı var. Üçüncüsü de Cemil Çiçek'tir. Çok enteresan. Bunların bazıları hakkında yazdıklarım var. Ayrıca başka açıdan da bunların yükselttiklerini sadece ödülde, bilimde değil, başka yerde de yükselttikleri içinde demin verdiğim bilgiler çerçevesinde ele alınabilecek olan Kırımlılar var. Burada Kırımlı sözüne sadık kalıyorum. İbrani mi, değil mi? Karay mı? Kırımçak mı? Bunlara girmiyorum. Üçüncüsünü herhalde söylemedim. İzin verirseniz söyleyeyim. Ahmet Davutoğlu. Bu söylediğimle ne bağlantısı var? Şu bağlantısı var. Ahmet Davutoğlu'nun kızı Sefure tipik bir Karay ismidir. Onları tespit ettim. Sabri Ülker'in kızı Ahsen Özokur'un oğlu Ahmet'le evlidir. Demek ki başka vesileyle çıkarttığım endogamiyi burada da görüyoruz. Kendi aralarında evleniyorlar. Ha şunu çok açık olarak söyleyebilirim. Ahmet Davutoğlu'nun bu özelliklerinden başka Dışişleri Bakanı olmak için hiçbir özelliği yoktur. Sadece Kırımlı, çok büyük bir ihtimalle Karay ve çok büyük bir ihtimalle de Sabri Ülker ailesinin dünürü olduğu için oraya gelmiştir. Sabri Ülker şu anda bana mektup yazmıştı. Biz Sabahçıysıyız. Ben onları yayınladım. Şimdi tekrar yayınlayacağım. Ama şu anda AKP'dir. AKP'nin bir yan örgütü gibi çalışıyor Ülker Holding. O think tanklarla, bilmem nelerle, şunlarla, bunlarla. Asam'ı çürüttü. Asam birazcık bağımsız oluyordu. Parayı kesti. Kim kesti parayı kesti? Bunlar kestiler. Bazı yerlerde bunlar diyorum. Dolayısıyla Kırımlılarla AKP'nin üst tarafı evlidir. Karı koca ilişkisi vardır, beraberdir. Cemil Çiçek bunlardandır. Çiçek ad ve soyadı sadece Hazar'dan gelir. Bunu iyi öğrensin Cemil Çiçek. Ben 2002 yılında bu hükümet kurulurken bunlar İslamiyet'in kökünü kazıyacak dedim. Türkiye İslamiyet'ten hiçbir zaman AKP kadar olduğu ölçüde uzaklaşmamıştır. İslamlar Türk ordusuna karşı değillerdir. Dünyanın her tarafında dindarlar orduyu tutarlar. En muhafazakar yanlar. Bunların hiçbir yanları yoktur. İslamlar hiçbir zaman devletin, kamunun mallarını bu kadar yabancılara satmazlar. İslamlar hiçbir zaman sınırlarını İsrail'e kiraya vermek için bu kadar çaba harcamazlar. Ali Babacan, ki Babacan adı çok 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 tipik Karay adıdır. Karaylar kullanır. İsterseniz Karay Türkleri deyin, isterseniz Karay Yahudileri deyin. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Ben bilimsel olanları söylüyorum. Daha önce kitaplarımda Babacan'ın ne olduğunu yazmıştım. Ahmet Davutoğlu ve sizin dikkat ettiğinizi düşünüyorum. Ayetullah Hamaney çok yakın bir zamanda Davudi dedi. Banu'nun kocası dedi
iktidarının ilk zamanlarında 90 tane Davudi'yi, Davudi'den İbrani'yi kastediyor. Amerika'da öldürmüş, yaktılar. Siz hatırlamazsınız, biz onları tespit ederiz. Yani Davudi sözcüğü, ister Karaylar aynı zamanda Davutov derler. Bunu çok fazla açmak istemiyorum çünkü çok 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 önemlidir. Karayim tarikatını, Karayim dinini, Karayim mezhebini kuran adam Anan bin Davud ve ondan dolayı da bu soyadı çok kullanırlar. Tekrar ediyorum, tekrar ediyorum, tekrar ediyorum. Bir takım ahmak gazeteciler gibi diye Ahmet Davutoğlu'nun Kırımlı olmanın dışında Dışişleri Bakanı'na gelmek için hiçbir kabiliyeti, meziyeti yoktur. Kırımlıdır. Sabri Ülker'in, bana sabatı isteyelim diye mektup yazan Sabri Bey'in torunuyla kızı evlidir, Sefure. Karısının adı Sara'dır. Sara. Güzel. Bunları söylemiş olur. Şimdi bu çerçeve içinde düşünecek olursak, Halil Bey'i de bir tarafa koymak durumundayım, Halil İnalcık. Halil İnalcık bunları Koç Üniversitesi ödül verdi. Benim çeşitli yazılarım vardır. Beyefendi bir insandır ama ciddi, önemli bir tarihçi değildir. Bunu hep söylüyoruz. Hiçbir yeni sözü yoktur. İşte bir kitabı vardır, Osmanlılar üzerinde. Bu İngilizce'de basılmıştır. Ben size izin verirseniz bir sayfalık bu The Ottoman Empire, The Classical Age, Halil İnalcık, bu kitabın bir sayfalık ön sözünü, yani bir paragraf aktarmak istiyorum. Demek ki ön sözün üçte birini aktarmak istiyorum. I would like to express my gratitude to Professor Berna Luz. Ben diyor, şükranlarımı Berna Luz'e sunmak istiyorum. Who encouraged me? Bu kitabı yazmama o sağladı. Peki, güzel. Birinci cümle bu. Demek ki bu kitabı bu. Kim yazdıysa Bernard Lewis. Bernard Lewis büyük Siyonist'tir. Ve Amerika dahi Irak Savaşı'nın mimarı olarak bilinen bir insandır. Demek ki onları istemişti. Bir de benim Yalçın Küçük'ün söylediğimiz bazı teoremler vardır. Türkoloji dünyada Yahudilerin bir alanıdır. Başka hiç kimse girmez. Anglo-Sakson dünyasında, Anglo-Amerikan dünyasında Lewis vardır. Fransızlarda Paul Dumont, Gilles Einstein vardır. Bu da Paris'teki Türkolojinin başındadır. Bunlar kendilerine yakın olmayanların hiçbirini bu alana sokmazlar. Bunu da göstermiş oluyorum. Dolayısıyla bir şey söylemiyorum ve diyor ki bu kitabı diyor Profesör Norman Itzkovich ve bir kişi daha, onlar çevirdi diyor. Yani Türkçeden almışlar böyle. Bernard Lewis imkan bulmuş. Norman Itzkovich de, o da İbrani'dir. Onlar da çevirmişler. Devam ediyorum. Başka isimler verin. Bir kısmı da endeks yapmışlar. Hepsi budur. İçinde bizim yurttaşlık bilgilerindeki bildiğimiz tarihlerin ötesinde bir tek cümle yoktur. Anlar ancak Halil Hoca bu dönemde AKP ile beraber sanki büyük bir tarihçiymiş gibi. Böyle benim önümde bir yığın tarih kitapları vardır. Hiç kimse Halil Hoca'nın kitaplarına bakmazlar.
doktora tezi var mı üzerinedir. Ama Halil Hoca bir dikkatlilik ediyor. Bunları çok fazla desteklemiyor. Konuşmuyor. Tarihçi olarak da benim duyduğuma göre televizyonlara çıkartıldıklarında Habertürk'e, Habertürk bugün Osmanizasyonun, yani Osmanlı'nın neo-Osmanizasyonun onun için kurulmuştur. Böyle bir takım müezzinlerin, şunların bunların çıkıp program yaptığı, tarih programı yaptığı bir yerdir. O yetkililiklerinde ben duyuyorum, benim vaktim yok. Tarih konuşmuyor, ne konuştuğunu da bilemem. Bak dostlar, doktora tezi var mı üzerinedir. Ama Halil Hoca bir dikkatlilik ediyor. Bunları çok fazla desteklemiyor, konuşmuyor. Tarihçi olarak da benim duyduğuma göre televizyonlara çıkartıldıklarında Habertürk'e, Habertürk bugün Osmanizasyonun, yani Osmanlı'nın neo-Osmanizasyonun onun için kurulmuştur. Böyle bir takım müezzinlerin, şunların bunların çıkıp program yaptığı, tarih programı yaptığı bir yerdir. O yetkililikten de ben duyuyorum, benim vaktim yok. Tarih konuşmuyor, ne konuştuğunu da bilemem. Dolayısıyla onu da bir şekilde ayırmış oluyorum. Tabii Kemal Karpat'a gelince bir kez daha söyleyeyim. Onun Kırımlı olduğuna dair pek çok bilgiler geliyor. Bu Kırımlılarda onların da bir diasporası vardır. Dağılırlar. Kemal Hoca Romanya'ya gitmiştir. Bir kısmı Türkiye'ye gelmiştir. Bunlar Türkiye'ye çok dağılırlar. İstanbul'da yerleri vardır. Mısır'da yerleri vardır. Ama hepsinin tipleri bellidir. Ben hiçbir zaman bu analizlere, fizyonomiye girmiyorum. Ama çok güzel İngilizlerin bir sözü vardır. Bütün bebekler birbirine benzer, onlar da Churchill'e benzer. Bu söylediklerimde alın Cemil Çiçek'le, alın Davutoğlu yahut Davudi yahut Davutoğlu yan yana getirin. Ve neredeyse amca çocuklarıdır. Bunlara bir tanesini daha katacak olursanız, Kaya Çilingiroğlu da, o da Kırımlıdır. Zaten başka özellikleri de vardır. Dolayısıyla iki taraflı olmuştur. Ben size Karpat'la ilgili gayet açık olarak söyleyeyim. Yani Karpat'ı benim sözlüklerimde var. Gayet açık. Biz şunu söyleriz. Biz bir bilim yapıyoruz. Bir insan soyadını Mardinli alıyorsa, Mardinzade alıyorsa, Mardinoğlu alıyorsa o Türk Müslümandır. Mardin alıyorsa çok 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 büyük bir ihtimalle İbranidir. Bunu çok açık olarak söylüyoruz. Karpatlı olursa, Karpat gibi olursa başkadır. Karpat olduğu zaman başkadır. Bir de oradaki bir bağlardır. Ama normal olarak İbraniler çoğu oradan oldukları için Rusçasını kullanıyor. Karpat'ı. Karpat'ı, ama bu Karpat olarak diyor. Öyle mi değil mi? Onu benim artık o kadar çok insanı inceledik ve bunlar ortaya çıktığı için bunları yapmamıza gerek yok. Ama AKP ile beraber sözü edilen, yani İslam'ın siyasallaşması kitabında o da ön sözünde söylüyor. Aşağı yukarı AKP'nin kuruluşuna, yani İsrail diğerleri böyle AKP'yi iktidara getirmek istediği zaman da bu kitabı hazırlamış. Son derece zayıf. Zaten dünyanın pek çok yerinden bana sizdeki mülakattan sonra notlar geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nden Selim Deringil, International Journal of Middle East Studies'te bunun bütün hatalarını gösteriyor. İlkokul hataları var. İlkokul hataları var. Ve burada da çok açık olarak tamamen Fethullah Gülen'e biat etmiş. Onu övüyor. Hiçbir tutarlılığı olmayan bir kitaptır. Bu da kastetmek istediğim Karpat Hoca'ya tekrar, Kemal Hoca'ya tekrar dönmek değil. Bu hazırlıkla beraber Kemal Karpat gibi
daha önceki yıllarda ne cami bilen, ne namaz bilen, hiçbir ilgisi olmayan, ben siyasal bilgi, pardon, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde hocalık döneminden hatırlıyorum. Muhafazakardır ama layık, modern, cumhuriyetçi bir insandı. Onlar döndüler oraya. Ya iki taraflı. Evvela bunlar döndüler, ondan sonra öbür tarafa. Ve onlar da bunlara ödül vermeye, rütbe vermeye başladılar. Son olarak şunu söyleyebilirim. Bu Fethullah Gülen, Türkiye'nin İslamizasyonunda, Türkiye'nin Osmanizasyonunda, yeni bir dönemin kurulmasında, dışarıda da bulunmuş, İngilizce bilen, kötü de olsa İngilizce bilen, üç isim var. Şerif Mardin, Kemal Karpat, Metin Heper. Bunlardır ve biz de bunları izliyoruz. Bunları da izliyoruz. Dolayısıyla benim sizin sorunuza verdiğim cevap budur. Bu Kırım kategorisi ile AKP iç içedir. AKP iç içedir. Şimdi bunları tabii daha da olabilir. Bu Kafkasya'dan geliyor. Bir yandan Tayyip Erdoğan soyunun Gürcistan'dan geldiğini ima ediyor veya söylüyor. O Kafkasya'dır. Onları bilemiyoruz ama bildiğimiz nokta, çok net olarak tespit edebildiğimiz bu budur. Üçüdür ve bir güç, bir Adam Smith'in invisible hand, görünmez eli bunları yükseltiyordur. Cemil Çiçek o yüzden oradadır. Ali Babacan gibi hiçbir işi yoktur bunun. Gitmiş dışarıda, evde yazın buraya geldiği zaman havuz paketlemiş. Gitmiş, hiçbir politik tecrübesi şusu busu olmadan geldi. Dışişleri Bakanlığı gibi zavallı Türkiye. Şu hale bakın. Nedir Türkiye'deki son durum? Son bunlarla beraber Dışişleri Bakanı. İlk Dışişleri Bakanı bunların kimdi? Yaşar Yakış. Yaşar Yakış da dedi, ben onlardan değilim diye beni attılar dedi. Bu yazılıdır. Ondan sonra Abdullah Gül diye birisidir. O bana mektup yazmıştır, ben sabataist değilim diye. Öyle mi değil mi bilemeyiz. Ben de o tarihten beri bana belge gönder, yazacağım bunu diyorum. Hala göndermiyor. Demek ki getirdikleri Dışişleri Bakanlarından bir tanesi sabataizm şüphesi altındadır. Sadece evrakta sahtecilik değil, bir de o şüphe altındadır. Bebecan için yazdığımız çok fazladır. Şimdi tekrar da söylüyoruz. Üçüncüsü de Sabri Ülke alışveriş yapan Karaylı. Karısının adı Sara. Annesinin adı Sefüre. Kızının adı Aypike. Nasıl inceliyoruz bunları? Aypike, Karaylıların en çok kullandıkları isimdir. Dolayısıyla mesele bu şekilde biraz daha netleşmiş olmaktadır.